Biz Suriyeli AK Parti'yi çok seviyoruz. Neden? Neden? Çünkü bize sahip çıktılar. Bizi, yani biz sığındık, geldik. Bizi sahip çıktılar. Biz sizden çok memnunuz. Allah Tayyip Erdoğan'ı bizim başımızdan eksik etmesin. İktidar değişince yollayacaklar ama sizi. Tayyip Erdoğan gidince. Memlekete, Suriye'ye. Hayır, gidemeyiz biz. Niye? Buradayız, buraya geldik, burada kalacağız. Arif Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Vallahi gidecek. Ben yollayacaklar şimdi, sizi. Ben şimdi anestezi okuyorum. Evet. Tam Antalya Bilim Üniversitesi'nde. Ben de Antalya'dayım. Baş tacı. Biz 7 yıldan beri, yani beraberiz, evet. Aynı şey ama bazı... Savaş bitti orada. Daha bitmedi. Nasıl bitti? Hayır, bitmedi. 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 Esad devrilmez. Esad gitmeden, yani zaten biz öyle yaşıyoruz ki hem yaşıyoruz hem ölmüş gibi. Vallahi. Evet. Şu şenlikler an, oluyor, bayramda gidiyorlar oraya. Bayram, şimdi nereye gidiyorlar? İdlib'e gidiyorlar. Tamam. Başka şehir yok ki. Yani Şam'a giden yok mu? Halep'e giden yok mu? Hayır. Hayır. Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgeye gidiyorlar bunlar. Hayır. Bayram yapıyor. Başka yere giden yok mu? Başka yere gidemiyorlar. Gidemiyorlar. Bunu niye gidemiyoruz? Çünkü Hamay'a mı gideceksen, Halep'e gideceksen hep onlar Beşar Esed'in askerleri. Evet. Sadece Edlib'e gidiyorlardı. Ama şimdi niye Süleyman Bey bu zaman Tayyip Erdoğan açmadı hudut? Çünkü zaten hakikaten oraya giden, yani o kadar üzülüyor ki oradaki duruma. Evet. Yani bildiğiniz gibi değil. Allah sizin başınıza getirmesin biz yaşadıklarımızı. Biz daha önce Kurtuluş Savaşı'nda yaşadık canım. Biz ama bir yere gitmedik. Ama biz niye çıktık? Sen nereye gittin? İmparatorluk bir soyunma. Yok, bir şey diyorum ben. Dedi. Türkiye Cumhuriyeti, evet. Kurtuluş Savaşı'nda sen gittin mi? Deden gitti mi abi bir yere, kaçtı mı? Sen bilmiyor musun kaç Suriyeli vardı o savaşta? Kurtuluş Savaşı'nda 40'lar Ali. Ne kadar var? Yani yüzlerce vardı. Kurtuluş Savaşı'nda. Evet. O da yeni mi çıktı? Vardı abicim. Onların hepsi Türkmendi zaten. Türkmendi. Esad'dan bahsedeyim. Esad gene laf çıkardı. Niye gitmiyorsunuz? Biz gideceğiz. İyi gideyim daha ne? Biz bırak. Gitmeyeceğiz dedin. Biz ama şu bu zamanda gitmiyoruz. Evet. Esad giderse tabii ki bizim toprağımız. Esad gitmez. Şu an benim 150 dönümüm var orada. Ya git kardeşim, burada ne sürünüyorsun ya? Efendim? Gidip satıp gelirsin. Esad Suriye gelemez, düzelmez ki şimdi. Gelemez, gelin diyor. Gelin. Niye gitmiyorsun? Beyefendi, şu an beyefendi. Koruyabiliyor mu? Koruyamıyor ki. Şu anda orada 10-15 tane dünya gelsin buraya doğsun. 10-15 tane devlet doğsun. Orada şu anda askerler orada ne arıyor madem orası? Çocuğu, çoluğu, torunu düşün. Abi anladın, torunu düşünelim. Yarın böyle birbirlerine girecekler. Sen ne diyorsun? Onlar şu anda Esad başka yere. Yani şimdi biz bir yere gönderemezsin. Şimdi tamam biz işte, göbeğine bağlı kaçlar. Beyefendi. Evet. Beyefendi. Esad'a mı bağlı benim ülkem ona? Beyefendi. Esad'la benim ne ilgim var? Osmanlı İmparatorluğu bitene kadar bizim vatandaşımızdı. 1920'de bunların... Osmanlı anasını ağlatan Araplar oldu. Sen ne konuşuyorsun be? Bir de tarih mi biliyorsun? Tabii. He? Orayı bizim... Osmanlı'yı mahveden kim oldu? 1920'ye kadar valiliği yönetildi orayı. Kim? Kim? Osmanlı'yı mahveden Araplar oldu. Sen niye bunu bilmiyorsun? Tarihi biliyor musun sen? Şimdi bilmiyor musun, Araplar bütün Türkiye'ye geliyorlar. Ha? Niye geliyorlar? Gelmesin kardeşim. Turist olarak geliyorlar. Gelmesinler, istemiyoruz ya, ben yeter ya. Ben şu an turizm olarak geliyorum. Ya tamam, turist olarak, ona gelmedim. Saygı duyarım. Turist olarak gelip hayır, gidebilirsin. Ben 2015'ten beri böyle mülteci olarak... 7 yıldır turist misin? Efendim? 7 yıldır buradasın. 2015'ten beri ben mülteci olarak gelmedim ki. Ne turist olarak misin? Geldin? Ben turist olarak geldim. Benim ikametim var. Turist şeyi, oturma izni mi aldın? Ben her sene yenileme yapıyorum ikametimi. İkameti. Evet. Turist olmuyorsun işte o zaman. Ben okuyorum anestezi bölümü. Ha okuyorsan ayrı mesele. Ben okuyorum. Okuyorsan şimdi ona bazı, bir şey deme. Bazı Suriyeliler eğer yanlış yaparsa demek hep Suriyeliler mi yapmış oluyor? Kardeşim yanlışı da var, şeyi de var. Tamam. Değil. Sen diyorsun ben okuyorum onun için geliyorum. Tamam. O birileri ne? Tamam. Parmakları. Sıkışan geliyor. Afganistan'dan geliyor. Irak'tan geliyor. İran'dan geliyor. La bura Türkiye ya. Bittik ya. Bittik. Tamam beyefendi. Bak millet acından ölüyor ya. Niye başka ülkeye gitmiyorlar? He? Bizden başka enayi yok da ondan. Avrupa neyi almıyor?
Avrupa neye yaramıyor? Ya ben size bir şey söyleyeceğim. Ya sen kendi ben adımdan ölüyorum, sen başkasına beyefendi, değer veriyorsun beyefendi. Ya. Abi bir dakika. Ben beyefendi. Tayyip Erdoğan gibi size herhangi yani onu bu adam gibi gelmez Türkiye'ye. 2007'den beri bak Türkiye neredeydi, nereye geldi? Ne yaptı? Ne yaptı? Ya, nereye? Ne yaptı söyle. 2007'de Türkiye'nin ne durumda olduğunu biliyor musun? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bütün dünyaya gezersen gez, tren bulamazsın deniz kenarında. O kadar söyleyeyim sana. Yapıları kaç yıl oldu biliyor musun? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Neler ya? Bunlar adam mı ya? Bak böyle yabancılar için Erdoğan bir numara adamdır. Adamın maaşını verir, şeyini bak inancın olsun bak. Ben bir çocuk sahibiyim. Yemin ederim bu tişörtü 7 seneden beri giyiyorum. Bak 7 seneden beri. Bu ceketi hatırlamıyorum ne zaman aldım. Bak yeni aldım sadece ayakkabı. 5 ay önce ayakkabı almışım. Bak. Çok kan beynimde. Girip bu Suriyelilere millet cinnet geçirmiş zaten. Ulan karıları orada, çocukları orada kan beynine şey yapmışlar. Kan gölünde yüzüyor. Erkekler karı gibi buraya geçmiş bize konuşuyor. Erkek adam konuşur mu oğlum? Karı gibi kaçar mı? Burada karı gibi bakar koy. Her gün burada kadınları rahatsız ediyorsun lan. Her gün birinizi vuruyoruz lan burada. Kusura bakmayın. Kusurunu kim lan? 11 sene olmuş. Koyayım. Sakin öyle olmaz. Sakin sakin. İllallah etmişler. Türk çocuğu orada şehit oluyor. Kan beynimize şişirmiş. Fiyatlar şişirmiş. Evler 5000 liraya çıkmış lan. Bir de çıkmış orada ırkçı. Biz ırkçı değiliz. Ruslara baktık. Bak Ruslara baktık. Şeylere baktık. Ukraynalılar dünyaya teşekkür. Dünyaya çıkmış bize teşekkür ediyor. Teşekkür etmiyorsunuz. Allah razı olsun demiyorsunuz. Yok Türkiye böyle. Türkiye şöyle anasını satayım. La oğlum Türkiye'den başka bir tane Suriyeli çıktı. Bak bir tane Suriyeli çıktı dedi ki ne Türkler böyle şöyle Yunanistan'ı anasını bilmem ne yaptılar getirdiler don gömlek buraya gönderdiler karı gibi niye geliyor lan bir daha? Teşekkür edeceksiniz Allah razı olsun. Kadınları rahatsız eden Suriyelinin bu kadar basit. Kimse Türkiye'nin ekmeğini oğlum kadınlardan utanmıyorsunuz. Bizim kardeşlerimiz kim biliyor musun? Oradaki Suriyeli kadınlar, çocuklar, orada kalanlar. Buradaki Suriyeliler Suriyeli değil. Kim biliyor musunuz? Orada iç savaş çıkarıp milleti öldürüp buraya kaçan. Hadi Suriyeli geldi. Afgan'da ne var? Bir dakika. Afgan'da ne var? Filistin'de ne var? Tunuslu'da ne var? 3 milyon Özbek var lan burada. Ne var burada? Bizim çocuklar, sizin girdiğiniz her işte çıkan, bak sizin girdiğiniz her işte bir tane Türk çocuğun işi gidiyor lan. Toprağını severseydi gelmezdi. Size niye kibarca konuşmuyoruz? Bak, toprağını terk eden bak, her şeyini terk biz eder. Biz Nazilerden kaçan Yahudileri kurtardık. 60 senedir teşekkür ediyorlar. Bosnalıları kurtardık. Bir dakika. Bosnalıları kurtardık. Bize teşekkür ediyorlar. Şimdi Ukraynalı kurtarıyoruz. Rus. Biz 4 milyon Rus'a baksak hiç böyle sorun çıkarmadılar. Oğlum burada Cezayirli orada saldırıyor. Ben her gün parkta Türk kadınları rahatsız eden adamları vuruyorum burada ha. Bak Türk kadını rahatsız edenin ben tehdit etmiyorum. Türk kadını rahatsız ediyorum lan. Türk kadını rahatsız edeni varsa babayı çıkalım hadi. Çağır. Türk kadını rahatsız edeni oğlum. Sakin. Sakin ya. Çağır hele. Kimin polisiyle kimi tehditledin oğlum? Sen erkek olsan ülkeni bırakmazsın. Sakin ol abi. Yeter bak millet cinnet geçirmiş. İş gitmiş, ev gitmiş. Bir de oğlum hani mülteci kadın yok hiç buralarda. Hep erkek lan. Bak sabrımızı zorlamayın ha. Biz niye biliyor musun sabrediyoruz? Merhamet ediyoruz. Orada size yaptıklarını biliyoruz. Lan kadın yok hep erkek lan. Teşekkür eden yok. Küfür, hareketler bu bilmem neler. 3-5 kuruş parası olan geliyor. Yabancıya saldırmadı. Herkese yardım ettik bize teşekkür ettiler. Ama bu son gelenler yok. Bir de Suriyeliler kendinizi savun oğlum. Afgan olay çıkarıyor ben Suriyeliyim diyor. Biraz ayık olun lan. Filistinli olay çıkarıyor ben diyor Suriyeliyim. Hadi Suriye'de savaş var. Sorunsa ne oğlum? Afgan'da ne var? Özbek'te ne var? Kırgız'da ne var? 3 milyon Özbek var. 1 milyon Kırgız var burada. Bak ben beynimize sıçramış. Millet illallah etmiş. Millete cinnet geçirme. O Hürriyet gazetesine de söyleyin. Mültecilerle konuşacaksın. Mültecilerin saldırdığı insanlarla konuşsunlar. İşsiz kalanlarla konuşsunlar.
Beni de fazla konuşturmayın, benim olayım çok. Ben her gün nezaretteyim lan bu mülteciler. Ukrayna'da da savaş var, helal olsun. Erkekler orada çarpışıyor, kadınları, çoluğu, çocuğu geliyor. Ya bunların alayı geliyor ya, alayı geliyor, ya erkekleri geliyor. Rahatsız ediyor. Gerçek bizi rahatsız ediyor. Bizi üzüyor. Hepsi orada çarpışıyor, çoluğu, çocuğu buraya geliyor. Bakak ona yani saygı duyuyor. Vatanını savunuyor adam. Şimdi bugün işsiz, adamın dükkanına üne geliyor, mal sahibini görüyor. 5.000 dolar kira veriyorum sana, 15.000 dolar veriyorum, aylık kira bana ver. Şu bolluk nereden geliyor? Bu para nereden getirmiş? Devlet bunu sormuyor mu? Suriye devletini sormuyor mu? Türk devletini bunu sormuyor mu? Bunu sorması lazım kardeş. Yani sen bu para nereden getirmiş? Hangi pangayı soymuş getirmişsiniz? Yani asnafın ekmeğinden etti. Bunu söylüyorum. Eyvallah.